Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerinizde isterseniz lastik yerine kullanabileceğiniz, isterseniz de ana örgü modeli olarak kullanabileceğiniz çok kolay bir örnek hazırladım. Görünümü lastik şeklinde. Bildiğimiz lastik şeklinde örülüyor. Ufak bir değişikliği var. Modelimiz 5 ilmekle yapılıyor. 5 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 5, 10, 15 şeklinde. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 22 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. İlk olarak arka yüzde örgüye başlanıyor. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde sıra boyunca ilmeklerimin tamamını örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ters ilmeğimi ördüm. Burası 2 ilmek ters olarak devam edecek. 3 tane olan düz ilmeğe gelince ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeği içine değil, bir alt boşluğuna batarak düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi aynı şekilde normal düz ilmek olarak ördüm. Arada iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Üç tane olan düz ilmeğime gelince ilk ilmeği aynı şekilde düz olarak ördüm. İkinci ilmeği içine değil, bir alt boşluğuna batarak düz ördüm. Üçüncü ilmeği normal bir düz ilmek şeklinde ördüm. Arada iki tane ters ilmek kullandım. Üç tane olan düz ilmeğimin ilkini normal bir ilmek şeklinde düz örüyorum. İkinciyi ilmeğimin içine değil, bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Üçüncü ilmeği normal düz ilmek şeklinde örüyorum. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerimi örerken ortadaki ilmeğimi Selanik ilmek şeklinde örüyorum. Diğer iki ilmeği normal düz ilmek olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde sıra boyunca tüm ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. İki ilmek düz, üç ilmek ters. Bu sırada herhangi bir ilmeklerle değişiklik yapmadan aynen oldukları gibi örüyorum. Sadece ön yüze geçtiğimiz zaman ters ilmekleri aynen örüyoruz. 3 tane olan düz ilmeğime gelince ilk ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ilmeği içine değil, bir alt boşluğuna batarak Selanik ilmek olarak ördüm. Üçüncü ilmeği aynı şekilde normal düz ilmek şeklinde ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Üç tane olan düz ilmeğimin sadece ortasındaki ilmeği bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Başındaki ve sonundaki ilmekleri normal düz ilmek şeklinde örüyorum.
Gördüğünüz gibi örülüşü normal lastik şeklinde gayet kolay. İki sıradan oluşan bir model. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Küçük bir parçada 3,5 numaralı şiş ile modelimi çalıştım. Bakın ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Normalde düz örgüler, böyle lastik örgülerde çok muntazam durmaz. İrili küçüklü yamuk şeklinde görünür. Ama bakın bu şekilde ortadaki ilmeği Selanik ilmek olarak ördüğümüz zaman gayet muntazam, hoş ve farklı bir görünüme sahip oldu. Dediğim gibi ister lastik modeli yerine, isterseniz de örgülerinizde ana model yerine kullanabilirsiniz. Her kalınlıkta ip ile kullanıma uygundur. Özellikle boyunluk, kaşko, şapka gibi örgülere oldukça yakışacaktır. Düz örgüden, bildiğimiz düz örgüden daha muntazam bir görüntüye sahip. Örmesi de sizi hiç zorlamayacak. Gayet kolay bir model. Bakın burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.